Victor Nelson, Torino oyuncuyu bayağıdır istiyor. Evet. Ee, İtalya'dan da doğrulattığım bir haber. da bu arada. Hani bir monitoring diye deyim vardır ya, onu Türkçe'ye ben çeviremiyorum. Aslında o kadar güzel hepimizi kurtaracak Takibi bir şey. Takibi almak ki. değil mi? Ya aslında hani böyle şey gibi, durumunu takip ediyor gibi. İlgileniyor gibi yani. Gibi, yani o monitoring Çok o kadar monitoring güzel gibi. bir laf ki. Yani <laughs> İngilizcesi var ama Türkçe İstanbul'un ne bilmiyorum. Yani Torino monitoring yapıyor Victor <laughs> Nelson'a uzun süredir. Hatta oyuncu tarafına da ulaşmışlar. Oyuncu tarafı da biraz bekleyin. on biraz bizim seçimimiz var. Ondan sonra konuşalım evet, teklif. Bir Birçok oyuncu diye. Bu, bu yüzden bekletti. Çünkü İbra evet. edilmediği dönemde bir önceki yönetim 3-4 ay boyunca ekonomik anlamda ödeme noktasında büyük sıkıntılar yaşatmış oyunculara. Bu yüzden nasıl söyleyeyim? Doğru bir kelime seçmem lazım burada. Teklif gelirse ayrılmaya sıcak bakan oyunculardan biri de Victor Nelson. Acaba şimdi Torino dedim. Karşımda da bir Serie A üstadı var. E, doğru yer olur mu Victor Nelson için? Ama tabii bir de parantez içinde Sevilla'nın da sadece marka ile değil, Victor Nelson'la da ilgilendiğini söyleyelim. Artı buna da ilave olarak dış basından da Kim min haberleri de zaman zaman çıkıyor. Torino'da değer kazanması zor olur. Hı hı. Yani çünkü Torino ya çok köklü bir kulüp olsa da yıllardır açıkçası yerinde sayan. Aslında o kadar da köklü değil mi diyeceğim. <laughs> yok yok hani sonuçta <laughs> çok tarihi bir uçak kazası geçirdi. Ondan sonra toparlanamadı yani. Yani çok Juventus'un önündeydi o tarih. Çok eski tarihten bahsediyorum da. Şimdi bazı kulüpler var abi. Oraya gittiğin zaman adımını attığın otomatik olarak değer kazanan kulüpler var mesela. Antren Frankfurt, Rıdvan ilişkisi mesela. İşte atıyorum Porto belki bunlardan bir hani şey. Va va var böyle acayip kulüpler. Hani tamam. oynamana gerek yok. Etiketi yedin mi? Tamam abi. En azından değer kaybetmiyorsun. Torino öyle bir kulüp mü? Ben çok zannetmiyorum yani. Mesela Belotti en iyi olduğu dönemde Torino'da, şu an kaptan. Ee, yani oraya gidiyor, buraya gidiyor falan hiçbir yere gidemedi. Kaldı mesela Torino'da. Şey e, sözleşmesi bitti bu arada. Serbest tabii, oynadık tabii. konuda. Ama hani şey olarak şimdi bir ara patlama yapmıştı. İnanılmaz da. Evet patlama yapmış. 30 golleri üç, falan bulmuştu. 3-4 sene, sene önce olabilir. Yok Juventus'a gidecek, oraya gidecek, Doğru. bilmem ne falan. Gitmedi abi. Yani bu bazı kulüplerin transfer piyasasında farklı bir albenisi var. Aha. Torino böyle bir kulüp değil bence. Bir Dortmund değil diyorsun yani. Ya mesela İtalya'da mesela başka bir kulüpten bahsetsek hani e... Sassuolo mesela senin verdiğin örnek. Evet, için mesela Sassolo. Kaan Ayan topa değmiyor. 3 senedir 8 bravo, milyon bravo. euro. Mesela Sassuolo. Şey, Merik. Domenico Berardi mesela. Bravo. Ya Domenico o Berardi gibi 10 tane oyuncu sayılıyor. Hocası, ayarım. da, Büyük hocası de, da işte şey benzer şekilde Dezerbi. Dezerbi. Oradaydı ondan o, sonra. Hoca o, hoca da yetiştiriyorlar. Ya burada tabii hani bu şey burada Galatasaray alacağı para önemli. Torino bahsettiği paraları verir mi ben zannetmiyorum. Hani 14. 14 milyon euro duydum. Yani 14 milyon euro civarı teklif olası çıkılır. Ben bir rakam belirtmedim. Bel 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 ben marka açıyorum. 12, mi? 12 milyon. Pardon özür dilerim. 12 milyon, 12 milyon marka açıyorum. Marka, marka pardon, 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 pardon. son için. Evet. Yani ben böyle bir teklif duymadım e, açıkçası. Şey hani Torino mesela şeydirsidir, duvanı istedi. Tor Çıkamadılar. Çıkamadılar. Üç şey 3,5'u zorladılar ve e, Kayseri Spor Beşiktaş maçına Torino'nun sportif direktörü geldi. Ben fotoğrafı çözemeyince haberi yapmadım. Buradan Hı. böyle geçmiş bir bilgi. İnanılmaz istediler ve acayip uğraştılar. Hatta idman içinde de bazı muhabbetler geçmiş. İşte Pjanić Vida falan kesin Torino'ya git, sakın Frankfurt'a gitme falan diye muhabbetler olmuş. Çünkü Vida da hani her şey gibi Balkanlardan yetişen oyuncu gibi biliyorsun İtaly abi İtalyan sevdalısıdır. Bir Güney Amerika'da mesela Güney Amerika'da ben, benim bir, bir oyuncu vardı bir ara Freddy Guarin diye. Çok alakasız bir şekilde yurt dışına çıkmıştım bir arkadaşla tanışmıştım orada kolombiyalı. Freddy Guarin'in mahalleden arkadaşı çıkmıştı. O bana şöyle bir şey söylemişti. Güney Amerika'dan çıkan her oyuncunun tek hayali A'da oynamaktır demişti. Mesela Real Madrid'leri Barcelona'lar Premier Lig'ler değil. Onlar için çok cezbedici bir yer. Stoperden devam edelim edelim. Abdülkerim Bardakçı. Evet Galatasaray burada. Bu aslında Galatasaray bölümü değil de bütün takımları mixleyelim ve öyle konuşalım. Evet. Abdülkerim Bardakçı konuş çünkü Galatasaray'ın ibaret değil. İki gün önce Sayın Fatih Özgökçen Konyaspor Spor Başkanı ve Sayın Dursun Özbek Galatasaray'ın yeni başkanı telefonda görüştüler. Ben dün sabah saatlerinde de bir teklif yapıldığına dair bilgiye eriştim. <laughs> Hatta şöyle 2 milyon euro şey veriyor, Beşiktaş veriyor, artı Salih Uçan veriyor. Fenerbahçe 2-6 artı Samat da vermişti. Samat istemediler. Samat karşılayabilir mi yıllık ücretini? Yok. Ya, i̇şte bir kısmını. <laughs> mümkün Yok Samat da çıktı evet. takastan. 3 ben milyon euro Fenerbahçe. Şey 3 milyon euro civarına çıktı bonuslarla. Galatasaray'da sadece sıcak para. 2,5 milyon euro civarı evet. diye duydum ama Galatasaray tarafı tabii sizde. Galatasaray bu oyuncuyu Fatih Terim'in geçtiğimiz dönem geldiğinden beri istiyor aslında. Hatta o zamanlar sözleşmesi bitiyordu Konyaspor'da ama Abdülkerim <laughs> Bardakçı uzattı sözleşmesini. <laughs> Kaldı. Şimdi bol servisiyle beraber Konya Spor'dan ayrılmak istiyor. Tekrar ısındı bu transfer Galatasaray'da. Çünkü Galatasaray yerli stoper havuzunu genişletmek istiyor şimdi. <laughs> E, Alparslan Öztürk Eyüp Spor'la anlaştı gidiyor. Semih Kaya zaten e, kiralıktı gitti. E, o bölgede Galatasaray'ın yerli bir stopere ihtiyacı var. Bunlardan adaylardan biri Abdülkerim Bardakçı, diğeri Kaan Ayhan. Onu da hı hı. konuşuruz istersen Tabii sonra. Tabii ki onu da anlatabilirsiniz. Evet yani e, Galatasaray hem Kaan Ayhan konusunda hem Abdülkerim Bardakçı konusunda ısrarcı. Hı hı. Ve buna e, transfer bütçesinin önemli bir kısmını bu bölgeye yerli bir... Oyuncuya ayıracak Galatasaray. Hı hı. Yani öncelikli e, halledilmesi gereken bölgelerden biri olarak burayı görüyor. Kaan Ayhan'ın istemesinin sebeplerinden biri hem stoper hem sabek hem sıkışırsan belki önlü ver bile yardım alabileceğin Doğru. Joker oyunculardan biri. Ki Galatasaray'ın daha önce de gündemine gelmiş. Çeşitli aksaklıklardan dolayı bu transfer olmamıştı. Oyunda sağ soluya gitti. Şimdi bardakçı konusuna dönecek olursak dediğim gibi bu ilgi uzun zamandır var Galatasaray'da. Şimdi resmiyete binmiş. Temaslar hmm. kurulmuş durumda. 2,5 milyon euro. Ama Konya Spor'unda bir oyuncu talebi de var. Morutsan mı oyuncu? Ya, Morutsan Galatasaray bunu yapamaz şu anda yani. Galatasaray bunu hem 2.5 milyonu verip hem Morutsan'ı çünkü Morutsan'a bir yatırım yaptı o bölgede. Bon Servisi'yle mi istiyor oyuncuyu? Tabii Bon yani. Servisi'yle ha, istediği kendine kullanabileceği bir oyuncu istiyor. Yani kiralık konusu olursa kiralık oyuncu talep ederse Galatasaray o zaman Morutsan olabilir yani, her şey sen satın alma mı dedin? Tabii, ha, yok ben kiralıktan bahsediyorum. Kiralık olabilir tabii evet. Morussan. Yani ben bol servisiyle beraber hem Galatasaray'ın da böylece Morussan'ın da kendisini geliştirmesi için takıma ben göndermiş. Şey, Bence oynayamaz olabilir. Konya'da ilk olmuş. Bu potansiyelini kullanırsa oynar da çok Morussan'ın şöyle bir sorunu var. <laughs> İnanılmaz e, profesyonel değil demeyeyim mi? Çok duygusal. Yani sosyalleşmesinde din, din, din problemi de var. Bir, yok karakterinde de sosyalleşmesinde e, kaynaşmasında e, çok geriden gelen bir oyuncu. Fenerbahçe'de Mia Zayt söyledi evet, ilk yani kimse O yüzden, konuşmuyordu çocukla. O da kimseyle konuşmuyordu. O da kimseyle konuşmuyordu. <laughs> yani öyle bir aşamadı. Daha çok genç ülkesinden ilk defa çıkıyor. Değişik bir lige geliyor ve yaratılış olarak da biraz içerik kapalı bir çocuk olduğu için e, iletişim sorunu yaşıyor ve bu da onun hayatını zorlaştırıyor açıkçası Türkiye'de bunu aşabilirse ben yeteneklerin daha fazla sahaya yansıtabileceğini düşünüyorum. transfer konusunda dediğim gibi stoperde Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakçı kısa sürede bunlardan biri için çok ciddi bir haber alabiliriz. Yani ile ilgili de aslında birkaç bir şey söylemek lazım. Mesela bunu çok sık büyük takımlarımızda göremiyoruz. Mesela satılacak bir oyuncu olduktan sonra bir işte bunu son dönemde Beşiktaş'ın yaptığını söyleyebiliriz Ceyhun Kazancı ile beraber. Rıdvan gitti mesela. Rıdvan'a okey verdiklerinde Kazımcan'a resmi girişim yaptılar. Şimdi Konya öyle bir takım kurdu ki bu sene. Ben önüme notlar almışım. Bruno Paz'ı aldılar mesela. Bruno Paz'ı da Türkiye'yi ilk nerede tanıdı? Corinthiansta Vitor Pereira'nın transfer listesini Flamengollar mı ne sızdırmıştı basına. Hmm. Bruno Paz orta sahada zirvedeydi. Şimdi bunu niye anlatıyorum Vitor Pereira'yla örneklendiriyorum? Çünkü Vitor Pereira Fenerbahçe taraftarını ve Türk futbol severlerinin gönlünde inanılmaz scouting yapan bir teknik direktör olarak hep değerlendirilir, konuşulur. Pavic'i çağdılar mesela, Bruno Paz'dan ayrı. Ve Amir'e gelecek teklifleri değerlendirmek için, daha Amir'e herhangi bir Amira Acametovic ile ilgili resmi bir şey olmamasına rağmen merkeze iki tane adam aldılar. Önümde not etmişim, Muriç'i aldılar. Bence çok iyi bir oyuncu. Önümüzdeki sezon damla olabilir. Şimdi Abdülkerim'i satacaklar ve Abdülkerim'i sattıktan sonra iki oyuncuyla ciddi mesafe kaydettiler. İki yabancı stoperle. Müthiş. Yani inanılmaz yönetiliyor. Evet. Mustafa Göksu yine orada. Fatih Özgökçen başkan gerçekten inanılmaz yönetiyorlar ve konferans liginde yani dışarıda da efektifler. Biliyorsun konferans ligindeki maçının iki maçı da Konya'ya aldırdılar. Yani evet. Bunlar da önemli işler. Çok Avrupa'da Türk takımlarını çünkü maalesef ki e, karar verirken iki kere düşünüyorlar bazen. onu da görebiliyoruz. O yüzden Abdülkerim bardakçı konusu biraz önemli. Konya özelinde de bunları söyleyelim. Eğer giderse ne olur diye. Son olarak kısaca Onur Bulut soracağım. Evet yani Onur Kayseri Onur Bulut gibi isimden vazgeçer mi? Çünkü gönderirse yerini dolduramaz. Teknik olarak dolduramıyor yerine. Teknik olarak dolduramıyor çünkü transfer Aha. tahtası kapalı şu anda. Belki buradan bir gelir elde edip transfer tahtasını açmak ve yeni bir yolla gitmek için böyle bir şey yapabilir. Bir de Kayseri Spor'un 1,5-2 milyon euro gibi bir parayı gördükten sonra oyuncusunu 27-28 yaşına gelmiş bir oyuncusunu tutma lüksünün olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yani hani bunu altyapıdan ya da işte dediğim gibi transfer tahtasını açarsa başka hı hı. şekilde çözmesi lazım. Çünkü oyuncunun da Kayserispor'dan bu konuda anlayış istediğini söyleyebilirim. Yani Onur Bulut da Galatasaray'a gelmek istiyor. Galatasaray çünkü savunmanın sağında sorumlu doğru. Yani burada buraya bir ya da iki transfer yapacak. Bunlardan biri yerli olması muhtemel, diğeri de yabancı bir sabek. Gelebilir Galatasaray. çünkü burada önündeki notlarda da arkadaşlar hazırlamışlar sağ. Sascha Boye zaten gitmeden önce daha ülkesine yani tatile çıkmadan önce ayrılmak istediğini söylemişti. Hı -hı. Galatasaray'dan. Neden peki? Ben şaşırdım. Olmadı açıkçası. yani bazı transferler olmuyor. Çok iyi başladı. Sonra çok, çok iyi başladı. uzun bir sakatlık yaşadı. Tam dönerken aynı Adelen'in arka kısmından bu sefer farklı, farklı bir şey ekleyebilir farklı mi? noktada Tabii ki, alakalı Yani ben geçen böyle sohbet ederken bir arkadaşımla. E, bu geçen sezon Galatasaray'da yaşanan bu süreç, Fatih Hoca'nın gitmesi, Torrent'in gelmesi, küme düşme hattı, e, yönetim belediyesi... Birçok, sadece yani ben bunu Sasha Boy'i e, Galatasaray'ı seviyordur mutlaka ama birçok oyuncunun bu yüzden bu kaotik ortamların mutsuz olduğunu öğrendim. Az önce söylediğim tabii, buydu tabii. işte Nelson örneğinde verdim. Ha e, Hatta Marka... bazı... Mesela son yabancıların çok büyük kısmı. Evet biri. evet yani işte bazen mesela işte Trabzonspor'un Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin 5 istediği bir oyuncu var diyelim. Yani tercihini Galatasaray'dan yine kullandı e, diyelim o oyuncu ama büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını biliyorum. Dolayısıyla kulüpteki ortam da Boy'i boyu e, bu kararı evet, etmiş e, oldu. Çünkü niye? Ya, şu an en güzel çağları kendini göstereceğin güzel dönemler ya bir sene bir sene bir sene daha böyle kaotik bir ortam olur mu diye. Yani adam diyor ki ben kendi potansiyelimi gösteremiyorum bu yüzden diye düşünebilir yani. Doğru. Galatasaray bölümünü noktalıyoruz tabii ki. senatok biraz az konuştu belki ama Yok canım. şimdi ona en çok konuşturacağımız bölüme Fenerbahçe'ye geçiyoruz. Vallahi en çok seni konuşman lazım. Yani gayet ya <laughs> bir nokta. şey ekleyebilirim Bitirmedi Senat abi zaman. kusura bakma. Ne demek kardeşim? Mert Müldür konusunda Galatasaray'ın bir takip var. Temaslara başlıyor. Hatta yani bugün veya yarın bir nabız yoklama oyuncu ve kulübüyle yine Salsuolo ile Antalya Antalyaspor'dan Fernando isminin Hı -hı. sıcak takipte olduğunu söyleyelim. Çünkü o bölgede Galatasaray mutlaka sorunlu. sorunlu ve en ciddi sorun olduğu yerlerden biri. Analiz güzel ama Cenk Günde. Tabii çok hazırlıklı geldi. Aynen. Yani. İlk takviyeleri oraya yapacağız. Tabii. Değil mi? ve 3 takviye falan planlanmış Tabii. yani. Çok yani mantıklı. Çünkü orası değişecek çok komple. Savunmanın sağı, orta bölüm yani stoper, yerli stoper ve 6 8 numara bir iki tane olacak. Daha sonra gidenlere göre de Forvet transferi mu muhtemelen olacak yine Galatasaray'da. Cagney'nin gitmesi var. Muhammed'in biliyorsun Temmuz başına kadar bir 4 milyon euro yatırıp e bol servisi alınacak. Ve Muhammed'in de az önce bahsettiğimiz gitmek isteyen oyunculardan biri olduğunu da söyleyelim. Yani Galatasaray önümüzdeki 10 gün boyunca Çehresi tamamen değişebilir. Yani son olarak Galatasaray'ı kapatmadan önce bunları da eklemek istedim. Fena Halil var. Halil Ak Bunar da Göztepe'den evet. Evet, yapılmıştı. Bugün doğrulattım, tekrar konuştum. Göztepe tarafının 2,5 milyon euro civarında bir beklentisi var. Oyuncuyla menajerlerle temas kuruldu. Sıra Göztepe'yle masaya oturulur. 2,5 milyon rakamı ne olur? Ne, ne kadara iner? Nasıl bir ödeme olur? ama Halil'in de ciddi anlamda Galatasaray'ın transfer listesinde olduğunu söyleyelim. Galatasaray bölümünü noktalıyoruz. Transferle ilgili gelişmeleri Embole ypte, YouTube kanalında anlık olarak takip edebilirsiniz.